efendim içerideydiniz. Yaklaşık 27 gündür tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili bilgi aldınız. Nedir detaylar? Her şeyden önce Büyükşehir Belediye Başkanımız, bizim de ata dostumuz Muhittin Böcek'e Rabbimden şifa diliyorum. İnşallah tez zamanda iyileşir. Tekrar aramıza döner, görevine başlar. Sağ olsun tüm Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımız, burada hastanemiz, yöneticilerimiz, doktorlarımız, diğer hastanelerden yine hekimlerimiz, herkes büyük bir çaba sarf etti. Ediyor da, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Değerleri yükseliyor, normalleşiyor ve inşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak. Daha sonra da normale dönecek ve bugün iyi haberleri almaktan da ayrıca mutluluk duyuyor. Zaten Cumhurbaşkanımız da yakından takip ediyor. Dün de Gökhan kardeşimizi aradı. Sağlık Bakanımız her kabine toplantısında Muhittin Başkanımızın durumu ile ilgili bilgi veriyor. Biz de keza takip ettiğimiz için veriyoruz. İnşallah tez zamanda iyileşecek. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Evet, sevgili izleyenler, şu anda yaklaşık 27 gündür tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in olduğu hastanedeyiz. Az önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir ziyarette bulundu. Kendisi Muhittin Böcek'i başından bu yana takip eden doktorlarından bilgi aldı. Durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söyledi. Şu anda hem kan testleri hem de PCR testlerinin test sonuçlarının giderek normale döndüğünü ve kan değerlerinin normale döndüğünü aktardı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti. Yakın zamanda da sağlığına kavuşup görevinin başına dönmesini temenni etti ve yine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine bu durumu yakından takip ettiğini aktardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ve yaklaşık 27 gündür burada tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili doktorlarından bilgi aldıktan sonra bize de açıklamalarda bulundu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bu açıklamasında neler söyledi? Tekrar edelim sizler için. Durum şu anda iyiye gittiğini, kan değerlerinin yükseldiğini söyledi Bakan Çavuşoğlu, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da durumu yakinen takip ettiğini, takipçisi olduğunun altını çizdi ve ardından açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 17 Ağustos'tu yine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek korona testinin pozitif çıktığını açıklamıştı ve sonrasında tedavi görmek için Medikal Park Hastanesi'ne yatırılmıştı. Ardından 27 gün geçti, bir açıklama geldi ve bu açıklamanın ardından da Başkan Muhittin Böcek'in ciğerlerindeki tahribat sonrası uyutulduğu bilgisi ulaşmıştı. Yoğun bakıma alındı ve yoğun bakımda da tedavisinin ve takibinin devam edildiği açıklanmıştı. Bunun hemen akabinde bildiğiniz gibi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun buradaydı. Kendisi ziyarete geldi ve ardından o da açıklamalarda bulundu. Kimseye itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgi doğrultusunda hareket edilmesi gerekildiğini altını çizmişti. Bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buradaydı. Kendisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyarete geldi ve ardından da bu ziyaret sonrası doktorlarından aldığı bilgiler doğrultusunda gelerek burada bir açıklamada bulundu, basın açıklamasında bulundu. Bu açıklama doğrultusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunun altını çizdi. Yakinen durumu takip ettiklerini, öncelikle şifa diledi. Yakın zamanda
görevinin başına iyileşip dönmesini diledi Bakan Çavuşoğlu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili öncelikle iyi dileklerde bulundu. Ardındansa doktorlarından aldığı bilgi doğrultusunda bizlere açıklamada bulundu. Bu açıklamalarda da durumunun iyiye gittiğini, her geçen gün düzelerek, artarak devam ettiğini, olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi. Bunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da durumu yakinen takip ettiğinin altını çizdi. Yine buna vurgu yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Buradan aktaracaklarımız bu şekilde. Bakan Çavuşoğlu bu açıklamanın ardından aracına binerek buradaki yetkililerle vedalaşarak buradan, hastaneden ayrılarak programına devam etti.